Geçmişte adlarından çok da bahsedilmeyen, kimi zaman yalnızca cinsiyetleriyle, kimi zaman yalnızca bedenleriyle hatırlanan kadınlar. Cumhuriyet Türkiye'si, kadının sosyal hayattaki yerini, aile içerisindeki önemini yeni yasal düzenlemelerle garanti altına aldı. Medeni Kanun, o günlerde atılan bu adımların en önemlilerinden birisiydi. Medeni Kanun'dan kısa süre sonra da artık Türk kadını seçme ve seçilme hakkına kavuşacaktı. Bu süreç elbette Turgutlu'da da yaşanmaktaydı. Turgutlu'da bir kadının sesi yüksek perdeden belki de ilk defa Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından duyulacaktı. 29 Mayıs 1919'dan 7 Eylül 1922'ye kadar devam eden işgal süreci tüm Turgutlu için fakat bilhassa kadınlar için müthiş eziyetler, ızdıraplarla geçmişti. Özellikle işgalin son günlerinde Yunan birlikleri bir taraftan şehri yakarken diğer taraftan anlatmaya dilimizin dahi varmadığı kadınlara yaşatılanlar resmi raporlarda detaylarıyla kayıtlıdır. Kurtuluştan sonra bölgede işgal ve yangın günlerinde yaşananları yerinde incelemek üzere birkaç sefer İngiliz, Fransız ve Amerikalı temsilciler Turgutlu'ya gelmiştir. Bu temsilcilerden Uluslararası Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızıl Haç heyeti buradaki felaketi kendi gözleriyle gördükten sonra istasyonda uğurlanırlarken belediye reisi Hasan Şevki Bey'in eşi Zekiye Hanım peçesini kaldırmış, komisyon üyelerine Fransızca olarak hitap etmiştir. Zekiye Hanım üyelere teşekkür etmiş ve memleket olarak bu kurumların ilgisini beklediklerini belirtmiştir. Resmi belgelerde, raporlarda başına gelenlerden dolayı değil, söyledikleriyle, konuşmasıyla kayıt altına alınan ilk Turgutlulu kadın böylelikle Zekiye Hanım olmuştur. Erken Cumhuriyet dönemi Turgutlusu'nda siyasi hayatta da karşımıza iki kadın çıkmaktadır. Kadınlara seçilme hakkının verilmesinden sonra Turgutlu'dan Hıfsiye Ziver Ünsal Manisa İl Genel Meclisi üyeliğine, Atiye Turhan ise Belediye Meclisi üyeliğine seçilmişlerdir. Hatta 21 Temmuz 1933 tarihli Vakit Gazetesi'nde Muammer Kemal imzasıyla yayınlanan Kasaba Belediyesi Neler Yapıyor, Neler Yapacak başlıklı haberde Dikiş Yurdu Müdiresi Atiye Hanım'ın heyet içerisindeki canlılığı Türk kadınının hayattaki muvaffakiyetini gösteren bir delildir denilerek Atiye Turhan'dan övgüyle bahsedilmiştir. Artık yönetim kademesinde gördüğümüz bu kadınlardan Atiye Hanım'ın bir başka yönü daha vardır. Atiye Hanım, Kasaba Terakki-i Nisvan Yurdu adındaki biçki dikiş kursunun kurucusu ve yöneticisidir. Bu yüzden daha çok yurdun Atiye Hanım olarak bilinmektedir. Atiye Hanım'ın biçki dikiş kursunda yüzlerce Turgutlulu genç kız en azından evinin ihtiyacına yetecek derecede dikiş dikmeyi öğrenmiştir. Anladığımız kadarıyla bu kurs yalnızca dikiş dikmeye değil, aynı zamanda dönemin şartları doğrultusunda ideal bir ev kadını olmayı da öğretmektedir. Bir süre sonra aynı amaç doğrultusunda eğitim veren Akşam Kız Sanat Okulu da devreye girecektir. O günlerin fotoğraflarına bakıldığında kızların ve kadınların kimi zaman öğretmen, kimi zaman öğrenci, kimi zaman da tarım işçisi olarak objektife yansıdıkları görülecektir. Stüdyoda veya evlerin bahçelerinde çektirilen hatıra fotoğraflarını da unutmamak gerekmektedir. Şimdi konuşma sırası işte bu fotoğraflarda.